Okul mücadelesi bundan önceki zamanlarda da geldi. Dedi ki futbolcu kartı denilen bir şey var. Satmayın arkadaşlar dedi. Kaldırır satmadık. Dedi ki patlayan bomba var satmayın dedi. Satmadık. Su maymuncu dedi. Arkadaşlar satmayın dedi. Satmadık. Biz iyi yaklaştıkça işin rengi değişmeye başladı artık. Biz tamamen sustukça anlam veremediğimiz şekilde bir öğretmen, bir müdür yardımcısı tamamen üstümüze gelmeye başladılar. Bu okulda 30-40 tane öğretmen varken neden iki öğretmen bizim üstümüze gelmeye başladı? Burada biz menfaat ilişkisinin olduğunu düşünmekteyiz. Üzülerek söylüyorum ki kesinlikle burada menfaat ilişkisi var. Bütün sendikalar, size de sesleniyorum. Tek kişinin sözüyle geldiniz bizi burada linç ettiniz. Hiç bize bir kelime dahi sormadınız. Üzerimize atılan iftarları kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz çocuklara sadece satış yapıyoruz. Yasaklı olan hiçbir ürünüm marketimde bulunmamaktadır. Bunun da teminatını vermekteyim. Kesinlikle ve kesinlikle yasak olan hiçbir ürün dükkanımızda mevcut değildir. Satmayız da. Müdür yardımcısı Külhan Bey gibi okulun mikrofonundan kendim dinlediğimi anlatıyorum. Dediği laf şu. Hiç kimse dışarı çıkmayacak. Bıçaklama nedir ya? Sigara nedir? Tek dal sigara satmak ne demektir ya? Biz çocuklara kendi çocuğumuz gibi görüp elimizden geldiği kadar parasızca pulsuzca hepsine iddia ediyorum. Şu okulda 1000 öğrenci var. 1000 öğrencinin birine de sorun deyin ki paranız olmazsa Ahmet abiniz sizin karnınızı doyurur mu doyurmaz mı? Saygılarımı sunuyorum. Çünkü geleceğimizin şekillendiği susma, haykır, şiddete, hayır.